En son Sayın Öcalan'la ilişkilenme durumu 25 Mart 2021 tarihinde olmuştu. O da olağanüstü koşullarda olmuştu. Ne olmuştu? Öncesinde sosyal medyada Sayın Öcalan'ın yaşamına dair bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Ailelerin savcılığa gitmesi suretiyle bir telefon görüşmesine izin verilmişti. Ancak Sayın Öcalan bu tarz bir ilişkilenme halini çok tehlikeli ve riskli gördüğü için hukukun uygulanmasını talep etmişti telefonda ve bu duruma tepki göstermişti. Hukukun uygulanması asıl işte avukatların oraya gitmesi şeklinde olacağını belirtmişti. Ancak bu konuşmayı yaptıktan çok kısa bir süre sonra, zaten görüşme 2 dakika, 3 dakika kadar bir süre sürdü. Bu telefon görüşmesi bu tepkinin hemen ardından kesildi. Dolayısıyla bizde ciddi anlamda bir endişe durumu gelişti. Ve tüm başvurularımıza rağmen, yani infaz hakimliğine yaptığımız, yani yerel makamlara yaptığımız başvurular var. Uluslararası anlamda yaptığımız başvurular var. Yine birçok sivil toplum kuruluşuna, işte insan hakları örgütlerine bu konuda çağrılarımız oldu. Onlar da aynı zamanda başvurular yaptı, barolar başvuru yaptı, bazı STK'lar açıklamada bulundu. Ancak bu haber alınmama hali 17 ayını doldurdu ve bir şekilde sürdürülmeye devam ediliyor. Tecrit halinin bu şekilde sürdürülmesi, yani bu haber alamama halinin bu şekilde devam ettirilmesi mevcut faşizm koşullarıyla doğrudan bağlantılı. Aynı zamanda Sayın Öcalan'ın politik kimliği, yani ideolojik ve felsefik önderlik kimliği ve Kürt sorunun çözümünde oynayacağı rolün de etkisi büyük. Dolayısıyla demokratik, anayasal ve barışçıl bir çözüm istemeyen iktidar ve bu anlamda milliyetçiliği, faşizmi daha da derinleştirilen iktidar bu haber alamama halini devam ettiriyor. Tabii ki bu haber alamama hali tek başına iktidarla değil, aynı zamanda oraya tek denetleyicisi olacak uluslararası mekanizmalarında etkisi çok büyük bu haber alamama halinin. Yani onların bu konudaki etkisizliği bu haber alamama halinin devam ettirilmesine sebebiyet veriyor. Bu haber alamama durumuna ilişkin olarak belirttiğim gibi yerel makamlara, uluslararası tüm makamlara, hatta insan haklarını korumayı, işkence yasağına aykırı tutumu misyon edinen birçok kurum ve kuruluşa da hem çağrıda bulunduk hem de başvurularda bulunduk harekete geçmeleri amacıyla. Yine işte belirttiğimiz gibi SİPİT'e başvurularımız oluyor, bizle beraber başka kurumların da başvuruları oluyor. AHİM'e başvuruyor, Birleşmiş Milletler'e başvurumuz söz konusu. Yine BM'nin işte acil eylem birimine başvuru yaptık. Yani BM'nin tüm alt birimlerine biz başvuru yaptık ve bu başvurularımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yani bu hukuksal anlamda yapacağımız tüm başvurular devam edecek. Suriye'de IŞİD ciddi anlamda Kobani özelinde bir yenilgiye uğratıldı. Yine bu dönem içerisinde bir süreç yürütülüyordu, ancak iktidarın kendisi bu süreci sonuca nihayete erdirme noktasında ciddi anlamda bir isteksizlik durumu söz konusuydu. Nitekim 2015 yılındaki seçimlerde de salt çoğunluğunu yitirmesi, yani iktidarda bulunduğu çoğunluğu yitirmesi bu sürecin süreci sonlandırmasına sebebiyet verdi. Tabii bu zaman sonrasında bu çözüm sürecinin bitmesinden hemen sonra Kürdistan'da ağır çatışmalı bir süreç yaşandı. Hemen akabinde bir darbe süreci diyeceğimiz bir durum gerçekleşti. Ancak yine tabii ki bu süreç Kürtlerin lehine bir durum olarak geliştirildi. Yani özellikle Kürdistan'da ciddi anlamda hem siyasetçilere hem belediyelere ciddi anlamda bir yönelim oldu, tutuklamalar söz konusu oldu ve Kürtlerin hakları ve iradesi gasp edildi. Yani bir darbede aslında iktidardan Kürtlere doğru ve Kürdistan bölgesine doğru gelmiş oldu. Tabii OHAL süreci devreye konuldu. Bu OHAL sürecinde henüz ilk kararname çıkmadan İmralı Ada Hapishanesi'nde bir kararname çıkarıldı ve bu kararname ile İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la birlikte diğer mahpusların var olan hakları, ki çoğunlukla zaten gerçekleştirmesine izin vermedikleri hakları topyekün bir şekilde, süresiz bir biçimde kaldırıldı. Yani aile görüşü, avukat görüşü, telefonla iletişim, mektupla iletişim gibi tüm haklar topyekün olarak kaldırıldı. Yani hukuk sisteminde böyle bir şey yok. Bunun kararnameyle getirilmesi gibi bir durum da söz konusu olamaz. Yani temel hakların süresiz bir biçimde
ve belirsiz bir biçimde kaldırılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ancak bu ilk olarak İmralı Adap Hapishanesi'nde başlatıldı. Zaten sonrasında biz kararnamelerin kalıcı hale getirildiği, kanun haline getirildiğini gördük. Sonrasında bunların cezaevlerine yansımaları oldu. Nasıl Sayın Öcalan'ın işte avukat görüşünde görevli personel bulunduruluyorken, işte evraklara el konulma durumu yaşanıyorken, örneğin Türkiye hapishanelerinde de bu durum geliştirildi. Yine ailelerle görüştürme noktasında sıkıntılar çıkarıldı. İşte gazeteler, dergiler verilmedi, mektuplar verilmedi. Bu tarz yansımaları oldu ki bunlar hala bu hukuksuzluklar bir şekilde devam ediliyor. Ciddi anlamda avukat yasakları da getirildi bu süreç içerisinde. Tabii bu durum sadece hapishaneyle kalan bir durum olmadı. Tüm toplumu etkileyen bir durum oldu. Yani insanlar en basitinden ifade etmek gerekirse, insanların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirebileceğimiz ifadeleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda dahi ciddi anlamda tutuklamalar söz konusu oldu ve tüm ülkeye bu anlamda bir gözdağı verildi. Dolayısıyla haklar bir şekilde Türkiye toplumları açısından ve Kürdistan'daki haklar açısından kişilerin talep edemeyeceği bir noktaya getirildi tüm yasaklarla ve ciddi anlamda bir korku iklimi hakim oldu diyebiliriz. Tecrit kavramı belki bizim yaşamımıza İmralı Hapishanesi ile beraber girdi. Yani ilk defa biz bu kavramı bu kadar anlayabildiğimiz tek yer İmralı Hapishanesi oldu. Çünkü somutlaştı gözümüzde bu kavram. Bu konuda bilinçlendik diyebiliriz aslında. Neydi tecrit? Tecrit ne yapıyor? Kişiyi toplumdan dışarıda tutmayı amaçlıyor ve tüm bağlarını koparmaya çalışıyor. Bu her anlamda söz konusu ve esas olarak Sayın Öcalan'da da denedikleri gibi irade kırmayı, etkisizleştirmeyi esas alıyor. Peki bu tecrit durumu kadınların yaşamına ne zaman girdi? Yani İmralı'nın çok çok daha ötesi, 5000 yıldır aslında kadınlar üzerinde devam eden bir durum, bu tecrit olma durumu. Neden? Çünkü işte kadınları öldürmeye esas aldı. Öldüremezse bunu bir şekilde etkisizleştirmeye çalıştılar, kadınları sömürdüler. Yani Sayın Öcalan da belirtiyor, en büyük sömürge olarak, en tarihi anlamda da en büyük sömürge olarak kadın sınıfı ortaya konulabiliyor. Dolayısıyla bu tecrit sisteminin kendisi kadınlar açısından 5000 yıldır var olan bir sistem ve faşizm koşullarıyla, yani faşizm aracılığıyla da sürekli olarak değiştirildi, dönüştürüldü ve bir şekilde kadınlar yaşamdan koparılmaya çalışıldı. Bu her anlamda, yani sosyal, ekonomik, kültürel her anlamda bu tecrit kavramı kadınlar üzerinde zaten vücut bulan bir kavramdı. Dolayısıyla sistemin kendisi, yani tecrit sisteminin kendisi bu anlamıyla, yani bir iktidar kurmaya çalıştırdığı, iradesizleştirmeye çalıştığı için eril bir sistem aynı zamanda. İşkence sistemi olarak belirtiyoruz. Eril bir sistem çünkü tahakküme esas alıyor. Bu da aslında kadınlar açısından baktığımızda kadınların mücadele alanını oluşturuyor. Neden? Çünkü bu tecrit sistemi, işte bu faşizan koşullar antidemokratikliği, otoriter sistemi, eşitsizliği getiriyor beraberinde. Kadınların da en büyük mücadele alanı aslında bu alanlar. Kadınlar buna karşı en çok mücadeleyi geliştiriyorlar. Dolayısıyla tecrit derinleştikçe ilk önce kadınları hedef alıyorlar. İşte eş başkanlık sistemini hedef alıyorlar. Kadın kurumlarını hedef alıyorlar. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıyorlar. Bunları örnek olarak belirtiyorum. Dolayısıyla tecrit kavramı 5000 yıldır kadınların yaşamındaydı ve bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor diyebiliriz. Sayın Öcalan'ın sonuçta politik bir kimliği var dedik. Felsefesiyle, ideolojisiyle aslında yani orada bir felsefesi ve ideolojik kimliği var aynı zamanda. Dolayısıyla bunlar da tecrit ediliyor. Sayın Öcalan'ın bir paradigma geliştirdi ve bu paradigmayla işte Rojava açısından baktığımızda örneğin Rojava örneğinde gördüğümüz gibi kadınlar bir devrime öncülük ettiler. Ve burada Rojava'da Sayın Öcalan'ın paradigması yaşatıldı, pratiğe geçildi ve bu paradigma kadın özgürlüğünü esas alan, eşitliği esas alan bir paradigmaydı. Dolayısıyla orada tecrit edilen Sayın Öcalan'ın aynı zamanda orada oluşturduğu paradigmadır ve kadınları hedef alıyor aslında. Tecritin derinleşmesinin bir de bu boyutu var.
uzun yıllardır, yani bin yıllardır bir mücadele yürütüyorlar ve sisteme karşı bir mücadele yürütüyorlar. Bu sistemi de biz kapitalist modernite olarak belirtiyoruz. Bu kapitalist modernitenin yarattığı bir tecrit sistemi var. Dolayısıyla orada tecrit altına alınan aynı zamanda Sayın Öcalan'ın fikirleri, geliştirdiği paradigma olarak belirtebiliyoruz. Ve tam tersine bu kapitalist modernite aslında neyi esas alıyor? Kadınları sömürmeye esas alıyor. Yani biz Sayın Öcalan demokratik moderniteyi geliştirdi. Bu demokratik moderniteye karşı olan, yani kapitalist moderniteye karşı geliştirilen demokratik modernite tam tersi eşitlikçi, çok renkli, demokratik bir sistemi, bir düşünceyi esas alıyor. Dolayısıyla bunu başaramadığı için sistem, yani kadınlar bilinçlendikçe demokratik modernite doğrultusunda çünkü hareket ediyor. Kadınlar bilinçlendikçe kadınların önünü bir şekilde kesmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla erkek şiddetini, işte cezasızlık politikasını onaylayacak yasal düzenlemeler getiriyorlar veya uygulamalarıyla işte mahkemeler yaptığı yargılamalarla bunu besleyecek bir pozisyona geçiyor.